Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nın 6. gününe başlıyoruz. 6. gün birinci videoda açı kenar bağıntıları ve üçgenle merkezleri tekrar edip klasik soruların çözümlerini yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 49, 50, 51 ve 52 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Açı kenar bağıntılarında ilk etapta temel bağıntımızı söyleyelim. Bir üçgende açılarla kenarlar büyüklük küçüklük anlamında doğru orantılıdır. Yani ABC üçgeninde eğer A büyüktür B büyüktür C ise en büyük açının karşısında en büyük kenar bulunur. Yani A'nın karşısındaki A büyüktür. Sonra B'nin karşısındaki B'den sonra C'nin karşısındaki C'den diyeceğiz. Bu şekilde. Küçük olsaydı o zaman sıralamamızda A küçüktür B küçüktür C şeklinde olacaktı. En önemli şey aslında üçgen eşitliği. Üçgen eşitliği de bir kenar diğer kenarların toplamlarıyla farkları arasındadır. Diğer kenarlar nedir? A'yı seçtiysek eğer B ve C. B artı C ile B eksi C arasındadır. Ya da hocam B kenarı A ile C'nin toplamıyla farkı arasındadır. Ya da C kenarı A artı B ile A eksi B arasındadır. E hocam üçgen eşitliğini hepsinde uygulayacak mıyız? Hayır uygulamayacağız. Sadece bir tanesinde sağlıyorsa diğerlerinde de sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Bir tanesinde uygulamanız yeterli. Ama uygulamayı yaparken nasıl yapacaksınız? Şu şekilde. Mesela burası x, burası 6, burası 7 verildi. O zaman x'i araya alırsınız. Ama şu şekilde 2x, 3x ve 15 verilirse o zaman burada 2 bilinmeyen var. O zaman 15'i araya alacaksınız. 15'i araya alıp toplamlarıyla ile farkları arasında diyeceksiniz. Farkları tabii şey olduğundan negatif olamayacağından bir sayı mutlak değerce alacaksınız. Ama hangisinin daha büyük olduğunu kestirebiliyorsanız soruda garanti ise mutlak değeri de kullanmak zorunda değilsiniz. Evet burada bir de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Üçgen eşitliğini kesinlikle ama kesinlikle kullanacaksınız. Üçgen eşitliği sorularında böyle x'in değeri istenildiği zaman direkt bulabilirsiniz. Ama 2x'in, 3x'in, 5x'in değeri istenildiği zaman soru köküne dikkat etmeniz lazım. Tam sayı değer diyorsa x yerine tam sayı değeri verebilirsiniz. Eğer 3x'in tam sayı değeri değil de 3x'in tam sayı değeri isteniliyorsa soru kökünde x eleman tam sayı dememişse o zaman 3 x elde etmeye çalışacaksınız. Ne demek istiyorum? Mesela burada x toplamları ile farkları arasında 1 ile kaç arasında? Hocam 1 ile 13 arasında ya. Şimdi 3x'in en büyük tam sayı değeri istenilirse eğer x yerine 12 yazarsan eğer x eleman tam sayı dediyse soru kökünde doğru. Yani 3x isteniyorsa cevap 36 olur. Ama x eleman tam sayı demediyse o zaman denklemi 3 ile çarparsın senden istenileni elde etmeye çalışırsın. 3x o da küçüktür 39. Bak 3x'in en büyük tam sayı değeri ne oldu? 38 oldu. Biraz önce 36 bulmuştuk tam sayı yazarak. Tam sayı yazılmadığı zaman da bu şekilde oluyor. Buna da dikkat et. Tamam. Şimdi üçgen eşitliği bizim en önemli şeyimiz. Bunu mutlaka kullanacağız. Eğer x'te kesinlik yoksa x'in en büyük tam sayı değeri, en küçük tam sayı değeri, çevrenin en büyük değeri ya da en küçük değeri gibi sorularda mutlaka üçgen eşitliği uygulayacaksınız. Tabi üçgen eşitliğinin yanında bir de özel durumda var. Genişlik ya da darlık. Şimdi burası 90 derece olduğunda ne oluyordu? 90 derece olduğunda hocam b kare alfa eğer 90 derece olursa. A kare artı C kare eşit oluyor değil mi? Evet A kare artı C kare eşit oluyor. Ama bu 90'dan küçük diyorsa aradaki işaret küçük olacak. Ha burada aynı zamanda ne yapacaksın? Bir de A artı C ile A eksi C arasında olmasına da dikkat edeceksin. Ama burada 90 dereceymiş gibi düşünüp de yorumda yapabilirsiniz. Bazı özel yapılı sorularda. Mesela şurası dar dedi. Burası 3 dedi 4 dedi. E, buradaki X'in aralığı isteniliyor. Normalde X'in aralığını biz buluruz. Tamam. Tamam. Ama dar dediyse 90 gibi düşün. 3, 4, 5 olur. 90'dan küçükse 5'ten küçük olacak. O zaman üst sınır 5 oldu. Alt sınır da nedir? Farkları şeklinde yazacaksınız. Bu şekilde. Her iki bilgiyi de hem üçgen eşitliğini hem de darlığı bu şekilde kullanacaksınız. Genişlik dediği zaman da normalde B kare 90 olsaydı A kare artı C kare eşit olacaktı. 90'dan büyük olduğu için de aradaki şahit B kare büyük olacaktır. Bununla da ilgili şunu söyleyebiliriz. Mesela 5, 12 der. Burayı da genişlerse x'in aralığı sorulduğunda 90 olsaydı 5 12 13 olacaktı. 90'dan büyükse eğer 13'ten büyük. 13 küçüktür x. E, üst sınır lazım. Üst sınır da üçgen eşitliğinden toplamlarından gelir. O da 17 yapar deyip bu şekilde bulacaksınız. Yani sonuca bu şekilde ulaşacaksınız. Tamam. E hocam bu genişlik ya da darlığı direkt verirlerse uygulayabiliriz ama farklı durumlarda karşımıza çıkabilir mi diye soracak olursanız da evet üçgen eşitliği sorularında ekstra bir bilgi verilmişse işte ikiz kenarlık, ne bileyim bir 90 derecelik ya da farklı bir yerde farklı bir açı falan verilmişse büyük ihtimalle genişlik ya da darlık vardır. Bunu biraz sonra sorularda da zaten göreceğiz. Yani ekstra hemen üçgen eşitliğini uyguladın ya ekstra bilgileri de kullanmaya çalış. Büyük ihtimal genişlik ya da darlık çıkacaktır. Aklının bir köşesinde burada bulunsun. Kenar orta eşsizliği. Arkadaş x bx c bölü 2 ile b artı c bölü 2 arasında. Bunu ezberleme bence. Çünkü x'e ait bir üçgen oluşturmamız lazım. Eşitlik varsa aklımıza orta taban gelmiyor muydu? Geliyordu bir ort taban çizersin. Ya buna paralel ya buna paralel çizersin. O zaman burası B bölü 2'ye B bölü 2 olur. C ise burası da C bölü 2 olur. Bak buradaki üçgende de üçgen esili. X şu X'in toplamlarıyla farkları arasında bu şekilde yazılır. Tabi bu mutlak değerce yazmak daha doğru olacaktır. A hangisi büyükse büyükten küçük çıkarttığımız zaman da mutlak değeri yazmaya gerek kalmıyordu. Açı orta diye Yine burada e, B büyüktür Y, C büyüktür X diye bir şey söyleniyor. Hayır. E, buna girme. Niye? Açılara bir şey dal böyle. Bunu ezberleme. Eğer C ile X arasındaki bağıntı istenilirse. Bak buraya beta dersen. iki iç açı bir dış açı. Burası alfa artı beta yaptı. Hocam bu üçgende bak ne var burada? Burası alfa iken burası alfa artı beta oldu. Yani alfa artı beta daha büyük. O yüzden alfa artı beta'nın karşısındaki kenar C. Buradaki alfanın karşısındaki x'ten daha büyük olmak zorunda. Ya da şuraya beta değil de teta dersem. iki iç açı bir dış açı alfa artı teta ya. Şimdi şu üçgene bakalım. Bu üçgende alfa artı tete, alfa var. Alfa artı teta daha büyük olduğu için alfa artı teta'nın karşısındaki B, alfanın karşısındaki Y'den daha büyük olmak zorunda. Yorumunu kendin yapabilirsin. Bunu bir kural olarak ezberleme. Bir de son olarak söyleyeceğimiz şey açı kenar bağıntılarında. Üçgen içinde bir nokta alındığı zaman şöyle bir nokta. Bu x artı y kenarı a'dan büyük olacak. b artı c'den de küçük olacak. Yani bak x artı y b artı c ile a arasında. Sebebi de şu x artı y zaten ne kadar aşağı alırsan al şurada da olsa bir kere a'dan büyük olmak zorunda üçgen eşitliğinden a toplamda farklı arasında yani buradan a küçüktür x artı y zaten geliyor peki bu noktayı istediğin kadar b yukarıya yaklaştırsan da ne oluyor hocam şöyle şöyle yaptığım zaman bak b artı c toplamından da küçük oluyor o yüzden böyle bir ifadeyle karşılaşabiliriz bir de içeride bir noktadan bütün köşelere gittiğimiz zaman da çevreyle ilişkisi var bu direkt ABC kenarları verilirse o bir kere sordu ÖSYM soru yanlışla Fermat noktası denilen bir nokta var. Onun incelemesinin yapılması lazım. Ama genelde çevre verilir. O riske bir daha ÖSYM girmez. Kenarlar ayrı ayrı verilirse soru yanlış olur. Ayrı ayrı verilmeden çevre verilirse eğer X artı Y artı Z çevre ile yarı çevre arasında oluyor gençler. Tamam açık yalar bağıntıları bu kadar. Şimdi gelelim üçgende merkezlere. Üçgende merkezlerde ilk bandı diklik merkezi. Diklik merkezi yüksekliklerin kesim noktasıdır kardeşim. Şu yükseklik bu yükseklikse burası yüksekliklerin kesim noktası oldu ya. Hocam yüksekliklerin kesim noktasından geçen diğer köşeden gelen doğru da kesinlikle ama kesinlikle yükseklik diyebiliriz. Bunun tam tersine gelebilir. Tamam biz yüksekliklerin kesim noktasını diklik merkezi olarak biliyoruz. Ama soruda burası diklik merkezi denmişse eğer o zaman biz ne yapacağız? Kendimiz onu oluşturabiliriz. Şuradan çizilen ne olur? 90 derece olur diyebiliriz. Dik merkezden gelen ABC üçgeninde köşeden geliyorsa eğer kesinlikle ama kesinlikle yüksekliktir. Şimdi dar açılı üçgende yükseklikler üçgenin içindedir. Ee, şuraya yazayım içindedir diye. Dik açılı üçgende, üçgenin üzerinde hatta 90 derecenin olduğu köşededir. Çünkü niye? Şuradan yükseklik çizdin. Bu zaten şu kenara ait yükseklik budur. Bak dikkat et. Ben şu kenara ait yüksekliği çiziyorum. Şu yaptı. E, bu kenara bu kenara ait yükseklik bu yaptı. E, peki bu kenara ait yükseklik de, bu yaptı. Üçü de bak 90 derecenin olduğu köşede birleşti. Dik dik merkez dik açılı üçgende nerede? 90 derecenin olduğu köşede. 90 derecenin köşesinde diyebiliriz. Geniş açılı üçgende de ne oluyor? Bak şu geniş açılı bir üçgense üçgenin dışında oluyor. Üçgenin dışında. Niye? Şu üçgende mesela ABC üçgeninden bahsediyorum. Eğer burası geniş açıysa buradan çizilen yükseklik bu. Peki B köşesinden çizilen yükseklik dışarıya düşecek şu. Bak B köşesinden çizilen yüksekliği çiziyorum şu. Öbürü de bu. Buradan çizilen yükseklik de bu. Aa, bu, bu, bu kesmiyor ama uzantıları bir yerde kesiyor. İşte o da üçgenin dışında bir noktada olmuş oluyor. Dik açılı üçgende üçgenin üzerinde 90'ın olduğu köşede. Dar açılı üçgende üçgenin içinde. Geniş açılı üçgende de üçgenin dışında oluyor diklik merkezi. Şimdi geldik çevrel çemberin merkezine. Çevrel çemberin merkezi arkadaşım ne demek çevrel çemberin merkezi? Hemen şu yorumu yapacaksınız sorularda. Ezber bir şey yapmayacaksınız. Hocam bu çevrel çemberin merkezi ise eğer şöyle çizdin. E burası çevrel çemberin merkezi ise etkili silahımız yarı çap. Yarı çap. Yarı çapları çizersek. Aa bu da eşit. Bu da eşit. Bu da eşit. O zaman biz ne gördük burada? Çevrel çemberin merkezi köşelere eşit uzanlıkta uzaklıkta oluyor. Yani köşelere eşit uzunlukta bir nokta gördüğün zaman işte orası tam olarak neymiş? Çevrel çemberin merkeziymiş. Aynı zamanda sen burada hocam burası x kenar ya bir dik çizsen şu x kenarda. Buradan bir dik çizsen tabanı keş parçaya verir. Buradan da bir dik çizsen tabanı keş parçaya verir. Buradan da bir dik çizsen tabanı keş parçaya verir. Aa Aynı zamanda da bu kenar orta dikme merkezi olmadı mı? Bak kenar orta dikmesi, kenar orta dikmesi kenar orta dikmesi bunlar da bir yerde kesiyor. Bu çevrel çemberin merkezi aynı zamanda kenar orta dikme merkezi olarak da geçiyor. Haberiniz olsun. Şimdi burada çizilen yüksekliklerden geldi zaten bu. Peki bu çevrel çemberin merkezi ya da kenar orta dikmen merkezi hangi konumlarda olabilir? Dar açılı üçgende üçgenin içindedir. Dik açılı üçgende hocam çevrel çemberini çizersem zaten görürsün. Çapı gören çevre açı 90 derece ya. O zaman bu çap olacak. Nerede olacak o zaman bu? Hipotenüs üzerinde olmak zorunda. Dik açılı üçgende. Bak çevrel çemberin merkezi. Geniş açılı üçgende de üçgenin neresinde oluyor? Geniş açılı bir üçgense Şurası geniş açıysa bu genişin karşısındaki BC'nin dışında bir yerde oluyor dostlar. Ya bu dar açılı üçgende niye üçgenin içinde onu da ben sana söyleyeyim istersen. Şimdi dar açılı üçgende hocam şöyle çevre çemberini çizecek olursak ispatını da yapayım. Ben şimdi bir çap çizecek olursam bu dar açılı üçgense eğer şurası darsa hocam burası da dar burası da darsa eğer üçgenin içinde olmak zorunda. Niye? Çünkü buradan merkezden şöyle bir şey çizecek olursam bak şimdi. Hocam merkezden çapı çizecek olursam e bu dar açılı ya. Burada bir boşluk kalıyor. E şunu şöyle çizersem bak 90 derece 90'dan küçük. O yüzden üçgen içinde. Diğer türlülerde de şey yapabilirsin. Burada çapı gelen çevre açıdan dolayı zaten 90 derece üçgenin üzerinde olduğunu görüyorsun. Burada da çevrel çemberini çiz bakayım şunu. Şunun çevrel çemberini çizdim böyle. Çevrel çemberini çizdim şu üçgenin. Burada da bu merkezimiz burada dışında dedik. ispatını yapayım. Şu bizim çapımız. E bu geniş açılı üçgense hop gerçekten bak burası çapı görüyor ya 90 derece. Bak burada kaç gerçekten 90'dan büyük oldu. Şuradaki üçgende gördüğün üzere. Tamam. Bu da ne olur ne olmaz. Bilelim dar açılı üçgende üçgen içinde geniş açılı üçgende üçgen dışında dik açılı üçgende de zaten çapı gören çevre açı 90 derece mantığından üçgen içinde oluyor. Ağırlık merkezi bunu daha öncesinde gördük ki neydi? kenar ortayların kesim noktasıydı ağırlık merkezi. Ee, bir de kenar ortayların kesim noktası ne olacaktı? 1'e 2 oran oluyordu. A 2A, B 2B, C 2C şeklinde oluyordu böyle. Ee, burada ağırlık merkezini direkt söyleyebilirler. Ve ağırlık merkezi her zaman üçgenin içindeki bir noktadadır. Ee, bir de ağırlık merkezi hali hazırda verilmeyebilir. Kendimiz bulabiliriz. Bununla ilgili en az iki şart sağlanıyorsa ağırlık merkezi oluyordu. Mesela iki kenar ortayın kesim noktası. Ya da iki tane 1'e 2 oranında doğru kesmişse A 2 A B 2 B şeklinde. Ya da ikisi de karışık şu şekilde hem kenar ortay hem 1'e 2 oran varsa tabi 1'e 2 oran kenara ve köşeye. Kenara olan uzunluk bir birimken köşeye olan uzunluk iki birim olduğunda. Tamam. Şimdi işte çemberin merkezi demek ne demekti? İç açı ortayların kesim noktası demekti. Üçgenin içinde kesişir. Bu iç açı ortayların kesim noktası şu ve şu. Yine açılarda göstermiştik bunu. E, burası iç açı ortayların kesim noktası. İki tanesinin kesimi yeterli. Bir üçüncü gelen de buradan geçiyorsa ne olmak zorunda? İç açı ortay oluyor diye söylemiştik. Dış açı ortayların kesim noktası da tek bir nokta değildir. Üçgenin dışında üç tane noktadır. Niye? Sen bu dış açı ortayı çizecek olursan eğer bu üçgende. Hocam şu dış açı ortayı çizersem burada kesişebilir Bir üçüncü köşeden gelen iç açı ortay olur. Şu üçgende iç açıyı böldüğü için. Hocam niye üç tane? Bak burada da dış açı ortayı çizsen. Burada da dış açı ortayı çizsen. Burada da kesebilir. Bak burada da dış açı çizsem böyle dış açı Burada da dış açı ortay çizsem burada da kesebiliyor. Yani dış açı ortaylar böyle e, sadece tek bir nokta diyemeyebiliriz. Şöyle 3 tane nokta yapıyor haberiniz olsun. Tamam. Şunu da şöyle 2 nokta 2 nokta şeklinde göstereyim. E, buradaki de nokta nokta oldu. Gerçi burası da çizgi çizgi oluyor. E, burası da çift çizgi çift çizgi şeklinde de söyleyebiliriz burayı. Evet. Bu iç teğet çemberin merkezi üçgen içinde bir nokta. Dış teğet çemberin merkezi de hangi kenardan açılardan çizilmişse oradan birer nokta geliyor. Üç noktayla da karşılaşabiliriz burada. Buna da dikkat et. Dış teğet çemberin merkezi de dışarıdan teğet çizilen çemberin merkezinin burası olduğu anlamına da geliyor. Evet böylelikle tekrarımızı yaptık mı? Yaptık. O zaman sıra sorularda. Hadi bakalım şimdi soruların çözümlerine başlayalım. ABC üçgeninde 8-15 verilmiş. Burası da 2x artı 1 verilmiş. Hemen 2x artı 1'i araya alalım. Toplamlarıyla farkları arasında x'in kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor bize. Şimdi 15 artı 8 kaç yapıyor? 15 ile 8'i toplarsam 23 yapar. 15'ten 8'i çıkartırsam da mutlak değeri kullanmadan da 7'yi bulabiliriz. Sonra x'i yalnız bırakmam lazım. Denklemden 1 çıkartıyorum. 6 küçüktür 2x o da küçüktür 22 yapar. 2'ye bölüyorum. X'i yalnız bırakmak için 3 küçüktür x o da küçüktür 11 geldi mi? Geldi. Şimdi 3 ile 11 de arasında tam sayı değerleri kaç tanedir diye soruluyor. Hocam bunları tek tek sayacağız mı? 4, 5, 6, 7 bilmem ne falan filan diye saymayacağız. Çünkü niye? Ee, bu şekilde de bulabiliriz. Büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart. Her ikisi de küçük olduğu zaman büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart bize kaç tane sayı olduğunu söyler. Yani 11'den 3 çıkarsan 8. Bir de 1 çıkarsan 7 tane değer yapmış oluyor. Cevap denizli oldu. Birinci soru. Geldik ki hocam burada bir üçgen eşitsizliği var. Üçgen eşitsizliğinden x artı 2 toplamlarıyla farklar arasında. Hemen şuraya yazıyorum. x artı 2 12 ile 6'nın toplamı ve farkı. 2 çıkart o zaman ne geliyor x? Hocam x aralığı 2 çıkarttığın zaman 4. 2 çıkarttığın zaman 14. x'in aralığı bu. Peki alttaki üçgende de x artı 2 var x artı 2 toplamları farklar arasında 4 ve 9'un toplamı 13 farkı da 5. 2 çıkarttığım zaman o zaman x ne oluyor arkadaşım burada? 3 ile kaç arasında oluyor? Hocam 3 ile 11 arasında oluyor. Şimdi x'in 2 tane aralığı geldi burada. x'in 2 tane aralığında her ikisi de sağlanacak ya. Bir 4'ten büyük bir 3'ten büyük. Sayı doğrusunu düşün. Bir 3'ten büyük bir de 4'ten büyük. Hem 3'ten büyüğü hem 4'ten büyüğü gösteriyor. Her ikisini de sağlayan 4'ten büyük değil midir? Evet. Küçüklerde o zaman ne yapacaksın? Büyük olanı alacaksın. E sayı doğrusunu düşün şimdi. 11'den küçük, 14'ten küçük. Hem 11'den küçük hem 14'ten küçük. Her ikisini de sağlayan hangisi? Hop şurası yapıyor. 11'den küçük. Yani büyüklerde de küçük olanı alacaksın. X'in aralığı o zaman ne olacak? 4 ile 11 arasında olacak. Kaç farklı değer vardır? Büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart. O da kaç yapıyor? 6 yapıyor. Cevap Denizli olur ikinci soruda. 3'e geldik. E burada açılar verilmiş. İlk önce açılardan dolayı şuradaki bütün açıları yazalım istersen senle birlikte. 70 38 daha 100, 108 yapar. O zaman buraya 72 kalır. 40 45 daha 95 buraya 85 kalır. 71 34 daha 105 buraya da 75 kalır. En uzun kenar hangisidir? En büyük açıya bakıp 85 deyip de en büyük açının karşısındaki kenar deme. Tamam? Yanlış çıkar. Cevap C'de değil. Yani cevap B seçeneği değil. Niye hocam? Çünkü sen bu üçgene bakacak olursan bu üçgende en büyük açının karşısındaki kenar bu. Ama bu üçgende de bu kenar var ya, bak bu kenardan daha büyüğü var diyor sana. O yüzden böyle en uzun kenar ya da en kısa kenar sorulduğunda en uzun kenarın ya da en kısa kenarın karşısındaki kenarları okla göster. Bu üçgende okla gösterdiğimde burası. Normalde burası çıktı. Ama bu üçgene baktığımda 85'in karşısı oldu yani bu kenardan daha büyüğü var. Burası oldu. Sonra bu üçgene geldiğimde okla gösterdim bunu. Bu üçgende de hop 75'i karşısındaki kenar yapıyor. En son oklar nereyi gösteriyor? Burayı gösteriyor. O zaman cevap DE olacaktır. Cevap akçeli oldu. Yani şu üçgende normalde ben burayı buyup buldum ama bu üçgende bundan daha büyüğü var diyor. Yani burası yapıyor okla göster. En kısa kenar sormuş olsaydı en küçük açının karşısındakilere böyle okla gösterip en son oklar nereye gösterdiğini o şekilde söyleyecek. Peki hocam. İşte bir ok burayı gösterseydi bir ok da burayı gösterseydi ayrı ayrı yerleri gösterseydi olmazdı. Bu tür sorularda bir oku mutlaka ortak kenarı göstermesi lazım. Hani bu üçgenle bu üçgenin ortak kenarı var ya işte ortak kenarı göstermesi lazım yoksa öbür türlü bilinmez. Cevaba ulaşamazsınız. Evet üçüncü soru akçay oldu geldik dördüncü soruya. ABC üçgeninde KC işte 10 verilmiş 7 verilmiş X verilmiş. Ben bunu böyle katladığımda C köşesi B köşesiyle çakışıyor. Hadi bakalım katlanmış hali. C köşesi B köşesiyle çakışıyor. Yani bu üçgen buraya geldi. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şunlar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. eşit. A, X deniyor bizden. X'e ait bir üçgen oluştu zaten. Toplamlarıyla farkları arasında. Yani 3 ile 17 arasında yapar. 10 artı 7 ile 10 eksi 7 arasında olacak. O zaman X'in en küçük sayı değeri 4. En büyük değeri 16 yapar. Bunların çarpımı isteniyor. Bunları çarptığımız anda cevap 64 çıkar. Yani örnek 4, e oldu. Geldik örnek 5'e. Bak B açısını direkt dar demiş. Burası 90 olsaydı eğer 6, 8, 13 üçgeninden x'i 10 diyecektik. Ama 90'dan küçükse eğer o zaman 10'dan küçük olmak zorunda. Şimdi x'in bir aralığı var ya dar dediyse normalde 90 olsaydı 10 diyecektik buraya. 90'dan küçük olduğu için x 10'dan küçük. Alt sınır lazım oldu bana. Alt sınır da nedir? 8 eksi 6 farklarıdır. Yani 2 küçüktür x küçüktür 10 geldi. X'in tam sayı değerleri toplamı 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'un toplamı. Kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayı var. Tam ortası burası değil mi? Evet. Ortanca çarpı terim sayısı 6 kere 7, 42 yapıyor. Toplamında böyle kısaca bulabiliriz. İstersen sen tek tek toplayabilirsin. Ama bu şekilde artış sayıların toplamında ortancayla terim sayısını çarptığımız an direkt cevaba ulaşabiliyoruz. Evet geldik örnek 6'ya. Bak hocam x'e ait direkt üçgen eşitsizliği uygulayabilirim burada diyebilirsin. Yani x toplamları ile farklar arasında. Yani x 5 artı 3 8 ile 5 eksi 3 2 arasında. Ama ekstra bir bilgi verilmiş. Ekstra bir bilgi verildiğinde genelde genişlik ya da darlığı buldurturlar bize. Var mı bu? Evet. Şu bir dik üçgen. Dik üçgende diğer iki açı kesinlikle ama kesinlikle dar değil midir? Evet. E ee, burası darsa burası kesinlikle ama kesinlikle geniştir. Bitti gitti. Bak dik üçgende. Açılar daima dar. O yüzden burası geniş diyebildik. Ya yani ekstra bilgilerde genişlik ya da darlık çıkıyor karşımıza. O zaman bir de burada x kare büyüktür 3'ün karesi artı 5'in karesi. Hocam 90 gibi düşünsek 3 5 4 olur. Hayır 3 4 olsaydı 5 olurdu dikkat et. O yüzden burada kısa yolu uygulayamıyorum. Yani x kare büyüktür 9 artı 25'ten 34 oldu. Yani x kare büyüktür 34 ise x hangi değerleri alır? 34'ten büyük 6 7 diye diye gider. Yani x 6'dan büyük olacak. Yani x 6'dan büyük olacak bir de eşit olacak. 6 değerini de alıyor. O zaman hem x 6'dan büyük hem de 2 ile 8 arasında x'in asıl aralığı ne oldu? 6 ile 8 arasında oldu. Ya bir de 6'da eşitlik var. x'in alacağı değerler toplamı 6 ve 7 değerlerini alır. Toplamda kaç yapar? 13 yapar. Yani 6. soru balık eser yapar. Geldik 7'ye. Aşağıdaki şekil eş 3 tane kibrit çöpü kullanılarak oluşturulmuştur. Eş şu şu ve şu uzunluk birbirine eşit verilmiş. E başka ne yapacağız? Kibrit çöplerinin her birinin uzunluğu 8 birim verilmiş. Aa hocam 8'e 8. Ben direkt şuradaki üçgende üçgen eşitliği uygulayıp şu x'i bulabilirim. x toplamlarıyla farklar arasında. 8 eksi 8 ile 8 artı 8 arasında diyebilirim. Peki niye burada iki çöpünü böyle koydu? İkizkenarlık kenarlık var burada. Ekstra bir bilgiye, Ekstra bir bilgi olduğunda genelde ne çıkar demiştik? Genişlik ya da darlık çıkar demiştik. E o zaman büyük ihtimal genişlik ve daha darlık var. İkiz kenar üçgen dediğimiz zaman bak şimdi ikizkenar kenar üçgende tabana ait yüksek illa içeri düşmek zorunda. E hocam dik üçgen oluştu. Bu dar açı bu da dar açı. Yani ikizkenar üçgenin taban açıları daima ama daima dardır. Bak şu ikizkenar üçgenden bahsediyorum. E dar. Zaten geniş açı olmasın imkanı yok. Çünkü sen buradaki açıya 91 desen 91 91 182 burası ne oluyor o zaman? Burası da kesinlikle eksi 2 derece olur. Eksi 2 derece diye bir şey yok. O zaman burası dar. A, burası darsa şimdi büyük üçgene bakacak olursam büyük üçgende dar açı mantığını kullanabilirim. X kare küçüktür 90 derece olduğundan küçük olmak zorunda. 8'in karesi artı 8'in karesi deriz. X kare küçüktür 64 64 128. 10 değerini alır 11 alır 12 144 yapıyor. 144 küçüktür 128 olmuyor. Yani bu 11'den başlayacak 11 10 9 değerlerini alacak. Yani x küçüktür 11 hatta 11'de eşitlik de var. Hatta ben tam aralığı da yazayım ben. 0 ile 16 arasında bir de 11'den küçük eşit olacak. O zaman x 0 ile 11 arasında olur. Ve bizden en büyük tam sayı değeri isteniyor. Cevap da böylelikle 11 çıkar. Yani 7. soru Cihan oldu. Geldik 8'e. A, B isteniyor bizden. Hocam şurada eşitlik var. Burada da eşitlik var. A şunu şöyle çizersem. Bunlar birbirine paralel ve ort taban olmaz mı? Evet ort taban olur. Yani burası x iken burası 2x olur. E o zaman ben şuradaki üçgende x'in aralığını bulayım x ne olacaktır? Toplamlarıyla farkları arasında. 5 x 4 ile 5 artı 4 arasında olacaktır. AB'nin en büyük değeri isteniyor. Sakın x yerine 8 yazıp 2 x 16 deme. Yanlış yaparsın. Çünkü niye x x olayı var mı burada? Yok. Bizden 2 x isteniyor. Yani x eleman tam sayı diyor mu soruda? Demiyor. 2 x'in tam sayı değeri isteniyor bizden. O zaman denklemi 2 ile çarpıp 2 x'i elde edeceğiz. Yani bu da ne yapıyor o zaman arkadaşım? 2 küçüktür 2 x o da küçüktür 18 yaptı ya. O zaman en büyük tam sayı değeri 17 yapar mı? Yapar. Cevap 17 oldu. Yani Denizli oldu. Örnek 8'de. İsterseniz başka türlü e, ne diyebilirdiniz burada? Hani x 1 ile 9 arasında ya 2x'in en büyük değerini istiyoruz ya. x'in sınır noktası olarak en büyük değerini yazabilirsiniz. Büyük değeri istenildiğinde sınır noktası yazmayı öğretiyorum. Hocam x 9'dan küçük. E, 2x de o zaman 18'den küçük dersin. 18'den küçük 17 deyip de bu şekilde 2x'i denklemde değil de sınır noktası koyarak da yapabilirsin. En son 18'den küçük 17 değerini de bu şekilde yazabilirsin. Tamam. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 9'da ABC bir üçgen ve diklik verilmiş. Bak dikkat et. Bu yükseklik bu da yükseklik. A burası ne oldu? Yükseklerin kesim noktası oldu. E burası diklik merkezi oldu. Yani şöyle diklik merkezini göstereyim. Madem diklik merkezi 3. köşeden de gelen diklik merkezinden geçiyorsa kesinlikle ama kesinlikle 90 derece olmaz mı burası? Olur. Hocam 24 var buradaki dik üçgende. 24 ise 90'a tamamlayanı 66 yapar. Ters açıdan 66. 66 90 ise burası da 24 yapar mı? Yapar. Yani örnek 9. Akçay oldu. Özellikle diklik sorularında böyle diklik merkezine de dikkat edin. Bir sonraki soru. 10. sorudayız. K. A, B, diklik merkezi. Madem burası diklik merkezi. Buradan geçen kesinlikle ama kesinlikle diktir. E bu da garibim buraya kadar gelmiş. Devamını getireyim o zaman. O zaman burası da 90 derecedir. Hatta 40 90 ise burası da 50 derece çıkar diyebiliriz. Tamam. E hocam bir üçüncü köşeden şu diklik merkezinde çizeyim mi? Hayır. Bu buraya kadar gelmiş ya. Bunun devamını getireyim. Üçüncüsünü çizmeme gerek yok. Aa, bu buraya kadar gelmiş olsaydı devamını getirirdik. Şimdilik bu bilgiler yeterli olmazsa sonrasında çözüm için uğraşırız. Peki devam edelim şimdi. I da işleyen çemberin merkeziymiş. Arkadaş I işleyen çemberin merkezi açıortay. Buradan gelen açıortaydır. A köşesinden gelen şöyle şöyle. Hocam hatta buradan gelen de açı ortaydır. O zaman burası da 40 sağ, burası da 40 olmak zorunda. E buradan ne geliyor? 2 iç açı bir dış açı değil mi? Bak 50 var burada ya da burası 50. Hocam şuradaki üçgende 2 iç açı bir dış açı. Yani burası 10 derece yapıyor. Hatta şöyle diyelim. 40 90 sa bu açı 50 derece. Hocam bu açı 50 derece. Bu da açı ortay ya. 25 25 yapar buraları. Ve benden alfa isteniyor. Şu üçgene bakacak olursam da iki iç açı bir dış açı. Alfa 90 artı 25'e eşittir. Yani alfa böylelikle 115 çıkar mı? Çıkar. Evet cevap Edremit oldu. 10. soruda. Geldik 11. soruya. Mert Hoca. Aklıma Merdo geldi. Selamlar Mert Hoca. Derste aşağıdaki şekli çizip öğrencilerinden oluşan üçgenlerin diklik merkezlerini bulmasını istemiştir. Ne diyor şimdi? Şimdi burada bu üçgen çizmiş. Bu üçgen de çizmiş. Aa, bu yükseklik bu da yükseklik. O zaman diklik merkezi burası oldu. Yani buradan geçen dat daha yüksekliktir. Diktir diyebiliriz. Yüksekliklerin kesim noktası çünkü diklik merkezi. Fatih ABC üçgen diklik merkezi. ABC üçgen diklik merkezi K demiş. Doğru mu? Doğru. Selçuk BCK üçgeninin diklik merkezi A demiş. BCK. Bak şu BCK üçgeni. BCK gibi oldu. BCK üçgeninde. Hocam buradan çizilen yükseklik bu. Peki. Buradan çizilen yükseklik. Dikkat et şimdi. Dikkat dikkat. Bu köşeden çizilen yükseklik. Bu geniş açılı olduğundan hop şu. Hocam buradan çizilen yükseklik de hop bu. E bunun devamlıları nerede kesiyor? Hocam burada kesiyor. Evet. Şu sarı üçgeninde diklik merkezi A mı yaptı? Evet. Yani bu da doğru oldu. Doğru. Burada AKC üçgeninin diklik merkezi B demiş. AKC. Neredesin AKC? AKC. Onu da farklı renkle göstereyim. Şöyle mavi renkli göstereyim. AKC üçgeni diklik merkezi. Hocam çizilen yüksekliği bu. Buradaki çizilen yükseklik bu. Buradaki çizilen yükseklik şu. Ondan sonra buradaki çizilen yükseklik de bu. Bunun devamı burada kesiyor. Bunun devamı burada. Bu da zaten burada kesiyor. B mi oldu? Evet doğru. Bu oranı demiş ki AKC üçgeni diklik merkezi B'ye demiş. Çok güzel. Doğru yani. Olsan da AKB üçgeni. A, K, B. A, K, B üçgeni de bu. Buradan çizilen yüksek. Bu devam burada. Çizilen yüksek. Bu da devam burada. Burada kesiyor. Diklik merkezi C demiş. Bu da doğru. Tuğrul Tuğrul B, F, C üçgeni diklik merkezi. B, F, C Arkadaş bu bir dik üçgen değil mi? Dik üçgen diklik merkezi o. Kendi olduğu 90 derecenin olduğu köşedir. Yani F yapması lazım. Burası F olması lazımdı. O yüzden bu yanlış oldu. Hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir diye soruluyor. 11. soru Tuğru olacak. Yani cevap Edremit olacak. Gerçekten güzel bir soru. Hem geniş açılı hem dar açılı hem de dik açılı üçgendeki belgesini sorgulayan çok güzel bir soru olmuş. ÖSYM'de bu ayarda böyle bir soruyla karşımıza gelebilir. Gerçekten mükemmel. Hoş, hoş, hoş. Evet cevap Edremit oldu. Ve burada ilk bir dersimizi bitirelim isterseniz. Devamı yeni nesil ağırlıklı sorular diyeceğiz ama açık kenarda nasıl yeni nesil yazılabilir ki? Hadi yeni nesile benzer. Tamam yeni nesil ağırlıklı diyelim. Devamına da 3 sayfayı bırakalım. Şimdi 4 sayfa çözdük. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde 6. günün 2. videosunda açı kenar bağıntıları, üçgende diklik merkezi ya da üçgende merkezlerin e, yeni nesil ağırlıklı soruların çözümlerinde. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.